Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bayağıdır yoktum. Birkaç işim vardı, yoğundum açıkçası. Fırsat buldum. İlk zamanlara yeni bir formayla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım forma arkadaşlar, hepinizin de gözlerinizde fotoğraflarına aşina olduğu, 97-98 yılında kullanmış olduğumuz beyaz klasik formamız. Daha çok Şampiyonlar Ligi'nden anımsayacaksınızdır arkadaşlar. Bu arada bu forma artık benim değil. Mehmet Karabiber kardeşimizin. Ona daha göndermeden bir video çekeyim. Ondan sonra göndereyim dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz klasikleşen Adidas 3 çizgisi bu sefer omuzlarda değil. Göğüs izi aslında. O zaman klasikleşmiş Deco reklamının sağ ve sol kısmında arkadaşlar. Bu formada benim en çok sevdiğim şeydi arkadaşlar, Beşiktaş yazı fontunun bu şekilde olması ve 5 yaş yazısının bel kısmında yazması arkadaşlar. Bir diğer formayı güzel kılan şey de amblemimizin içine numaranın yazılması arkadaşlar. Amblemimizin demeyeyim de amblemimizin dış kısmının içine numaramızın yazılması. Yine biraz ilk çizgisi de omuzdan bele kadar iniyor arkadaşlar. Burada bir kırmızı detaylar mevcut. Her bir çizginin içinde ve dışında. Armamızda arkadaşlar, o yıl klasikleşmiş, o yıllarda klasikleşmiş keçe şeklindeki arma. Arkadaşlar buradaki bu formadaki Adidas yazısı siyah ama bazı maçlarda bu yazıyı kırmızı olarak da görebilirsiniz. Burada da BJK yazıyor arkadaşlar, tam burada yaka kısmında. Formamız XR bedenmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz 96-97 yılında Galatasaray'ın ardından ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmıştık. Ön elemede de Maribor Branik takımını eleyip Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştık arkadaşlar. Tarihimizde ilk kez. İlk maçta yanlış hatırlamıyorsam Maribor Branik ile içeride 0-0 kalmıştık. İnönü'de deplasmanda da 3-1 yenerek adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştık arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamamıştık biliyorsunuz. Bayern Münih deplasmandan 2-0 mağlup ayrılmıştık. Tabi Bayern Münih Almanya'da yenmek ne kadar kolay. Günümüzde bile görüyorsunuz. Bayern Münih yani Alman tanrıları. Ardından ilk sahadaki ilk maçta Paris Saint Germain'le karşılaştık arkadaşlar. İlk golümüzü de o zaman attık. Burada arkadaşlar Paris Saint Germain'le yine oynadığımız maçın kadrosu var. Kadroyu gelin beraber yapalım. Kalemizde Fevzi Tuncay. Ayağından o topu kaçırmasaydın Fevzi. Şu an çok farklı olurdu. Sen de herkes bunu biliyor. Savunma, güçlü savunma. O zamanlar biliyorsunuz daha çok güçlü savunma oynuyorduk arkadaşlar. Kimler var bu savunmamızda? Alpay Özalan, Rahim Zafer, namı diğer Takoz Recep. Recep Çetin biliyorsunuz. Çitkin adam. Önlerinde Zlatko Janko ve benim en sevdiğim oyunculardandır açıkçası. Burada Kemal Top sende. Formayı bekliyorum. Tayfur ikilisi. Onların önlerinde Serdar Toprak gibi sol açık. Erkan Aksel'in sağ açık. Erkan'ın arkadaşlar tabi biliyorsunuz sağ bekte de görebiliyordunuz. Bazı maçlarda. Şifon Met. İleri ikildi de Oktay Derizoğlu ve Daniel Amokalçı arkadaşlar. Yedeklerden kimler girmiş bu maç? Jordan Lechko, topçu Ertuğrul Sağlam. Teknik direktörümüz ise John Benjamin Toşak'la arkadaşlar. Biliyorsunuz bu maçta Paris Saint Germain'i 3-1 yendik. Elimizde oynadığımız yer maçta da biliyorsunuz Göteborg takımını 1-0 mağlup ederek 6 puanla grubu 3. sırada tamamladık arkadaşlar. Ligde de istediğimiz sonuçları bu sezon alamadık. Ligi 6. sırada bitirdik. Bizim için talihsiz bir sezondu bu sezon. Zaten şampiyon olduğumuz 94-95 sezonundan sonra biliyorsunuz 100. yılımız olan 2002-2003 sezonuna kadar şampiyon olamadık. Ama bu kadroda gördüğünüz gibi işte kötü bir kadro değil. Kötü bir kadro olsa zaten Paris Saint Germain'in 3-1 yenmeni mümkün değil arkadaşlar. Paris Saint Germain'in 3-1 yenmeni maçta kullandığımız forma da bu arkadaşlar. Şimdi Mehmet Hocam'a da hayırlı olsun.
Bir başka format tanıtımda sizleri yine bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Beşiktaş'ta kalın arkadaşlar.